Merhaba arkadaşlar, 39 günde TYT kampında kümelerin son konusu küme problemleri ve TYT'de karşımıza çıkabilecek bir tarzda küme problemleri hiç beklemeden hemen başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, küme problemlerinde verilen soruya öncelikle Venn şeması çizilir. Bakın, bunu her zaman yapacaksınız. Bir Venn şeması çizeceksiniz. Çizdiğimiz şemanın içinde verilen bilgiler verilen yerlere yazılır. Şimdi verilen bilgiler verilen yere yazılır. Şöyle bir örnek şema verdim arkadaşlar. A kümesi Almanca dersini ya da Almanca dilini bilenler olsun. İ kümesi de İngilizce dilini bilenler olsun. Şimdi A Almanca, İ İngilizce. Peki tüm sınıf, bu da evrensel küme. O yüzden biz her soruda şu üç şeyi çizeceğiz. Bakın, bir küme çizdim, tekrar bir küme çizdim, bir de evrensel çizdim. Bu sorunun şekline göre ben küme isimlerini vereceğim. Örneğin matematik dersi ve Türkçe dersi alan. O zaman buraya hemen MT yazacağım. Örneğin resim kursu ve müzik kursuna giden, işte MR yazacağım. Yani soruyu kendime göre ayarlayacağım. Şimdi tüm sınıfta tamamı evrensel olduğunu bileceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, tüm sınıfa baktığımız zaman bakın A, B, C ve K'lerin toplamı oluyor. Peki Almanca dersini alanlar hangisi oluyor? SA. Sorularda bana SA da gelebilir. Bu sınıfta Almanca dersini alan ibaresi de gelebilir. Yani şu sözel cümlenin SA'ya eşit olduğunu bileceğiz. Kimler bunlar? A kümesinin elemanları A ve B. İngilizce dersini alanlar İ kümesinin elemanları B ve C. Sadece ya da yalnızca Almanca iki ibare de gelebilir. O yüzden sadece Almanca, Almanca alıp İngilizce almayanlar veya hiçbirini almayanlar. O zaman şu bölge olmuş oluyor. Yani A'nın İ'den farkı olmuş oluyor. Bu da A. Sadece veya yalnızca İngilizce alanlar E'nin A'dan farkı. Bu da C olmuş oluyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Her iki ders alan Almanca ile İngilizce dersini alan, yani ortaklar. A kesişim İ. Hemen devam ediyorum. En az bir ders alanlar. Şimdi bu ibareye dikkat edelim. Öncelikle şunu bir geçelim. Hiçbir ders almayan, şemama baktığımız zaman hiçbir ders almayan K kümesi olduğunu görüyorum. Şimdi sorularda arkadaşlar şu iki ibarenin hemen altını çiziyorum. En az bir dersi veya en çok bir ders alanlar. Şimdi kümeme geldim. Arkadaşlar en az bir ders alan, en az bir ne demek? Bir ve üstü demek. Bakın en az kelimesi. En az bir. O zaman bir ders alanlar var. A, bakın A ve C var. En az bir ne demekti? Şöyle yapalım, en az bir. Bir ve üstü. Bir ders alan ve iki ders alan. O zaman B'yi de eklemek zorundayım. Buraya artı B diyorum. Peki gelelim ikinci ifadeye. En çok bir kelimesi gelirse. En çok bir ders alan. Bir ders alan olacak, A olacak, bir de C olacak. En çok bir ne demek? Bir ders veya daha azı demek. Yani K kümesini de ekleyeceğiz. İşte sorularda bu ibareleri doğru yere yazarsanız çözemeyeceğiniz hiçbir problem yok diyorum. Ve hemen örneğimle başlıyorum. İngilizce veya Almanca kursuna giden 30 kişilik bir sınıfta. Hemen çiziyorum. Bir İngilizce ve Almanca. İngilizce ve Almanca kursuna giden 30 kişilik bir sınıfta İngilizce kursuna katılanlar 18, hiçbir kursa gitmeyen 3 kişi olduğuna göre sadece Almanca kursuna giden kaç öğrenci? Hiçbir kursa gitmeyen dediğine göre hemen evrenselimi de çiziyorum. Bu da evrenselimiz. Şimdi arkadaşlar bakın, X, Y ve Z dedim. Buraya da K dedim. Şimdi hiçbir kursa gitmeyen kaç kişi var? 3 kişi. Burası 3. Peki sınıf kaç kişi? 30. Yani evrenselimin hepsi 30'muş. Peki İngilizce kursuna katılan kaç kişi var? 18. İngilizceler kim arkadaşlar? X ve Y'nin 18 olduğunu söylüyor. K'nin kaç olduğunu biliyorum? 3 olduğunu biliyorum. Peki benden neyi soruyor? Sadece Almanca. Yani soruda Z kaç diyor. Arkadaşlar X, Y, Z ve K'nin 30 olduğunu biliyorum ben. X ve Y kaç bulduk? 8. K kaç bulduk? Hemen şurada işaretleyelim. Artı 3. Artı Z ne yaptı? Pardon, bu 18'di. 18 artı 3 artı Z 30. Buradan bakın, Z artı 21 30. Z'yi yalnız bırakırsak sadece Almanca kursuna giden 9 kişi var. Bakın hemen yazdığım takdirde tak 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 çıkıyor. Ve geldik ikinci örneğimize. İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birini bilenlerin oluşturduğu 40 kişilik bir toplulukta İngilizce bilen 28 kişi, İngilizce veya Fransızcadan en çok birini bilen 34 kişi vardır. Buna göre bu toplulukta yalnız İngilizce bilen kaç kişi vardır? Sevgili arkadaşlar, İngilizce, Fransızca ve bir de evrenselimi çiziyorum. Evrenselim.
Şimdi hemen soruya devam edelim. Sınıf kaç kişi? 40 kişi. Tamamı 40 kişi. Arkadaşlar ben buraya X, buraya Y, buraya Z dedim, buna da K dedim. Şimdi İngilizce bilen 28 kişi. Demek ki X artı Y 28, bunu buldum. Şimdi Fransızca, İngilizce veya Fransızcadan en çok birini bilen 34 kişi. Şimdi en çok birini bilen ne demek? Bir veya daha az. O zaman X, Z ve K'nin 34 olduğunu biliyorum. Peki evrenselin benim X, Y, Z ve K'nin 40 olduğunu bildiğime göre, arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi eksiyle çarparsam bakın X'ler gitti, Z'ler gitti, K'ler gitti. Buradan da Y tek başına kalıyor. Demek ki Y'miz kaçmış? 6'ymış. O zaman ben Y'ye 6 yazarsam, X artı Y 28 olduğuna göre, bunun da 6 olduğunu bildiğime göre X de buradan nedir arkadaşlar? Kesinlikle 22 çıkar. Bana soru da neyi soruyor? Yalnızca İngilizce bilenler. Yani X kaç kişi diyor? 22 kişi diyor. Hemen yan tarafa geçiyorum. İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birinin bilindiği 35 kişilik bir sınıfta Fransızca bilenlerin sayısı İngilizce ve Fransızca bilenlerin 5 katıdır. Sınıfa Fransızca bilmeyen 10 kişi varsa yalnızca Fransızca bilen kaç kişi vardır? O zaman bir İngilizce bilenler, Fransızca, bir de evrenselimizi çizelim. Bazen evrenselimiz sıfır çıkabilir, yani evrensel yok diyebiliriz, ama her soruda çizerseniz daha rahat görürsünüz. Şimdi X, Y, Z ve K'yı dedim. Şimdi soruyu tekrar okuyorum. İngilizce ve Fransa dillerinden en az birinin bilindiği 35 kişilik sınıfta. Sınıfımızın tamamı kaç kişiymiş? 35 kişiymiş yazdım. Fransa bilenlerin sayısı İngilizce ve Fransızca bilenlerin 5 katıdır. Arkadaşlar Fransızca bilenler sayısı İngilizce ve Fransa bilenlerin 5 katıdır. Şimdi hemen şurada aslında şunları tekrardan şöyle silsem. Çünkü ibarede bana bir kat vermiş. Fransızca bilenlerin sayısı İngilizce ve Fransa bilenlerin 5 katıdır. Şimdi ben buraya X kişi desem, Fransızca ve İngilizce bilenlerin, Fransa bilenlerin sayısı İngilizce ve Fransa bilenlerin sayısının 5 katı olduğuna göre, o zaman arkadaşlar burası X ise buraya 4X koyacağım. Ama hocam 5 katı. Toplayın Fransızcaları. Fransızca bilenler ne oluyor burada? Bakın Fransızca bilenler X ile 4X'in toplamı oluyor. Böylelikle kaç X oldu? 5X. Yani İngilizce ve Fransızca bilenlerin 5 katı oldu. Sınıfta Fransızca bilmeyen 10 kişi varsa, Fransızca bilmeyen 10 kişi varsa Fransızca bilen kaç kişi vardır? Sevgili arkadaşlar, Fransızca bilmeyen bunların dışındaki kişiler değil mi? Evet, o zaman buradaki boş küme ile, yani İngilizce bilenlerle hiç bilmeyenlerin toplamı kaç kişi yaptı? 10 kişi. O zaman bu ikisinin toplamı 10 kişi. O halde ne yaptı bakın? Demek ki sınıfta 10 kişi Fransızca bilmiyorsa, 35 kişilik bir sınıfta Fransızca bilenlerin sayısı kaçtır arkadaşlar? 35 eksi 10'dan 25 kişi bu sınıfta Fransızca biliyor. Ha, bu soruda bana Fransızca ve İngilizce bilenler deseydi, X'e sorsaydı, ben biliyorum ki 25 kişi 5X'e eşit olacaktı. Demek ki X de buradan 5 olacaktı. Demek ki sınıfta 5 kişi Fransızca ve İngilizce biliyor. 4 kere 5, 20 kişi sadece Fransızca biliyor. Topladığımız zaman 20, 25, 10 daha 35 yapmış oluyor. Geldik diğer bir örneğimize. Bu sefer sözel bir ifade vermemiş, şeyleri kullanmış, terimsel ifadeleri kullanmış. A ve B kümelerin kesişimleri boş kümeden farklıdır. Yani A ve B kümelerin kesişimi vardır diyor. Boş kümeden farklı. A ve B kümeleri. A'nın B'den farkı eşittir 4 tane B'nin A'dan farkı ve A kümesi 2 tane B kümesinin eleman sayısı olduğuna göre B kümesi en az kaç elemanlıdır? Şimdi arkadaşlar A'nın B'den farkı B'nin A'dan farkının 4 katıdır. O zaman ben B'nin A'dan farkına X dersem A'nın B'den farkı kaç X olur? 4X olur. Sonra dikkat edin ibareye. B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısının kaç katı? 2 katı. Şimdi ben şuraya A dersem. B kümesinin eleman sayısı ne oldu? A artı X oldu. A kümesinin eleman sayısı ne oldu? 4x artı a oldu. Şimdi ibarede bana ne diyor? A kümesinin eleman sayısı 4x artı a eşittir B kümesinin eleman sayısının 2 katına. Yani 2 tane a artı x'e eşittir. Düzenleyelim bunu. 4x artı a eşittir 2a artı 2x. Buradan arkadaşlar 2x'i karşıya attım. A'yı karşıya atarsam A'nın x cinsinden değerini buldum. Demek ki A yerine ben ne yazabilirim? 2x yazabilirim. Şimdi kümenin tüm elemanlarını topladığımız zaman 4x, 2x, x daha 4x, 2x, 6x artı x
ne yaptı? 7x yaptı. Şimdi sevgili arkadaşlar x'in ne olduğunu bilmiyorum ama bana elemanının en az olduğunu söylüyor. Ben 7x'in en az olabilmesi için x'e 1 veririm. Sonuçta eleman bir elemanlıdır. O halde a birleşim b'nin olduğu 7 oldu. X 1 olduğuna göre bana neyi soruyor? B kümesi en az kaç elemanlıdır? O zaman 1 burada var. 2 tane birden 2 de burada var. B kümesinde eleman sayısı 3x olduğunu biliyorum. X'e 1 verdiğim için B kümesine verebileceğim en az eleman 3'tür sevgili arkadaşlar. Geldik son sorumuz arkadaşlar. Bir turist kafilesinde esmer erkeklerin sayısı sarışın bayanların sayısının 2 katıdır. Esmer bayanlardan 2 eksiktir. Erkek ve bayan sayısının eşit olduğu kafilede 8 tane sarışın erkek olduğuna göre esmer bayan sayısı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar hemen şöyle bir notumuzu alıyoruz. Eğer bir soruda grup içinde tekrar bir grup varsa biz bunu çözebilmemiz için küme yönteminde yani Venn şemalı çözmüyoruz, tablolu çözüyoruz. Neden tablolu? Şimdi arkadaşlar grubumuzda bizim ne var? Hemen şöyle bir tablo oluşturuyorum. Şöyle biraz daha düzgün yazalım. Şöyle bir tablo oluşturuyorum. Grubumuzda bizim erkek ve bayanlar var. O zaman buraya erkek, buraya bayan dedik. Ama erkek ve bayanlarda bakın esmer erkek, sarışın bayan. Yani esmer ve sarışın şeklinde. Grup içinde tekrar grup olduğu için bu tabloyu çizeceksiniz. Şimdi soruyu tekrar okuyorum. Bir turist kafilesinde esmer erkeklerin sayısı sarışın bayanların sayısının 2 katıdır. Esmer erkeklerin sayısı sarışın bayanların sayısının 2 katıdır. Ben buraya x dersem, hatta şunu kırmızıyla çizelim. Sarışın bayanlara x dersem esmer erkekler sarışın bayanların 2 katıdır. 2x. Devam ediyorum. Esmer bayanlardan da 2 eksiktir. Esmer erkeklerin sayısı sarışın bayanlardan 2 katı, esmer bayanların da 2 eksiktir. O zaman arkadaşlar 2x'e 2 eksik olduğuna göre burası da 2x artı 2 olur. Şimdi cümleye bakın. Esmer erkekler sarışın bayanların 2 katı, esmer bayanların da 2 eksik. Erkek ve bayan sayılarının eşit olduğu kafilede, erkek ve bayan sayılarının eşit olduğu kafilede 8 tane sarışın erkek olduğuna göre. Yani aslında bana burayı vermiş 8 tane. Peki kafiledeki erkek sayısı kaç? 2x artı 8. Kafiledeki bayan sayısı kaç? Toplamlarını veriyor. 2x artı x daha 3x artı 2. İşte soruda bana diyor ki erkeklerin sayısı bayanların sayısına eşit olduğunu söylüyor. O halde 2x'i karşı atarsam x, 2'yi karşı attım 6. X sayısını kaç buldum arkadaşlar? 6. O halde esmer erkek 6 kere 2, 12 tane esmer erkek var. 8 tane sarışın erkek var. 6, x'e 6 buldum. 2 kere 6, 12. 2 fazlası 14 tane esmer bayan var. 6 tane de sarışın bayan var. Soruda esmer bayanların sayısı kaçtır? Esmer bayanların sayısı yani 14'tür arkadaşlar. 2x artı 2'yi soruyor. Unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Sorunun içerisinde grup içinde grup varsa tablo yöntemiyle çözüyorsunuz. Başka türlü çözemezsiniz. Mesela başka nasıl bir grup içerisinde grup olabilir? Sınıftaki gözlüklü ve gözlüksüz öğrenciler. Kız ve erkek. O zaman hemen yine tablomu oluşturuyorum. Şuraya hemen şöyle bir tablo çizelim. Sınıfta neler var arkadaşlar? Erkek ve kız öğrencilerimiz var. Bunların bazıları gözlüklü, bazıları da gözlüksüz. O zaman burası bana neyi veriyor? Sınıftaki erkeklerin toplamı, sınıftaki kızların toplamı, sınıftaki gözlüklerin toplamı, sınıftaki gözlüksüzlerin toplamı şeklinde soruları çözebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu son videoyla kümeler konusundaki videoların tamamını tamamlamış olduk ve küme problemlerinin önemli olduğunu gördünüz. Sadece çizeceğiniz iki tane farklı tablo var. Bir, Venn şeması yöntemini çiziyorsunuz. Grup içinde grup varsa da tablo yöntemiyle soruları çözüyorsunuz. Size tek kalan çizdikten sonra verilen bilgileri yerine yerleştirmeniz. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.